Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Altuğ yayına yetişemedi, o yüzden gündem değerlendirmesini yalnız yapacağım. Şöyle kısaca gelişmelere bakarız. Bitcoin tarafında olumsuz anlamda maalesef fiyatlamalar söz konusu. Bundan sonra ne olur, hangi seviyeler destek olarak çalışabilir, onlara bir bakalım. Yani şöyle kısaca bir gündem değerlendirmesi yapalım. Şimdi ilk gelişmeyle başlayalım. Ethereum tarafında şu anda çok önemli bir tartışma söz konusu. Biliyorsunuz ABD tarafında Tornado Cash'in kötü çocuk ilan edildiğini geçtiğimiz yayınlarda söylemiştik. Şimdi tabi burada ABD'den ziyade Ethereum madencilerinin, yeni sistemde validatörlerin ne yapacağı çok önemli. Derken tam bunları konuşurken Ethereum'un en önemli madenci havuzu olan Ethermine Tornado işlemlerine sansür uygulamaya başladı. Tabi bu da beraberinde birçok tartışmayı getiriyor. Bir, bu konu merkeziyetsizliğe ne kadar uyuyor? İki, ne kadar ahlaki? Bunların hepsi tabii ki apayrı bir tartışma konusu. Ancak olayın kökenine kadar zaten gideceksek, Cyberpunk akımının çıkış felsefesi olan finansal mahremiyet tarafında zaten çok ciddi tavizler maalesef kripto para ekosisteminde verilmiş durumda. Belli bir elin parmağını geçmeyecek kriptolar dışında zaten hiçbir kripto para, hiçbir altcoin size finansal mahremiyet falan sağlamıyor. Zaten en başta o borsalara pişmiş kelle gibi sırıttığımız kimlik elimizde fotoğrafları gönderirken o işten en baştan zaten vazgeçmiş ister istemez oluyoruz. Ama tabii bu çok geniş bir tartışma konusu, çok yönlü bir tartışma konusu. Bunu perşembe günkü canlı yayında çok daha detaylı konuşuruz diye düşünüyorum. Bu arada Tether'la alakalı bir gelişme var. Şeffaflıkla alakalı biz bu yayınlarda hem gündem değerlendirmelerinde hem canlı yayınlarda Tether'ı hep eleştiriyoruz. Şimdi Tether tarafında yeni bir rapor yayınlanmış durumda. Bu rapora göre yine Tether tarafında toplam tutulan varlığın sunulan Tether arzına göre çok daha fazla olduğu söyleniyor. Yine yüzdesel dağılımları vermişler ama yine bizim beklediğimiz detaylar maalesef raporda yer almıyor. Bir miktar hisse senetleri deniyor. Hangi hisse senetleri olduğunu bilmiyoruz. Bir miktar kriptolarda deniyor. Hangi kriptolarda olduğunu bilmiyoruz. Bitcoin'de mi tutuyor, Ethereum'da mı tutuyor, VT token'da mı tutuyor? Bunlarla alakalı bir detay vermiyorlar. Daha şeffaf olmalılar diye düşünüyorum ama en azından varlıklar yeterli diyorlar. Hatta daha da fazla olduğunu söylüyorlar sunulandan. Tabi burada UST'nin, daha doğrusu Luna Terra Network'ün çöküşünden sonra bu taraftaki tartışmalar daha da alevlenmiş durumdaydı. Baktığınız zaman hani aynısı Tether'ın başına gelir mi diye yine böyle bir çığırtkanlık başlamıştı. Ama ikisi apayrı şey. Bunu defalarca yayınlarda konuştuk. Tether bir algoritmik stabil kripto değil. Tether'ın arkasında şeffaf olsun olmasın varlıklarını tuttuğu fonlar var, hisse senetleri var, kriptolar var, işte var da var. O yüzden yani UST ayarında, yani böyle PEG'in o kadar bozulduğu bir durum şu an Tether tarafında beklemek akıllıca olmaz. Tether tarafındaki durumu stabil, algoritmik stabil kriptolarla karıştırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Peki fazla vakit kaybetmeyelim. Direkt şöyle bir fiyatlamalara bakalım. Ben bu kaydı alırken şöyle bir yandan Bitcoin grafiğini de açayım. Ben bu kaydı alırken Bitcoin 21 bin dolar seviyesinde. Şimdi şunu bir kere en başta söyleyelim, destekler kırıldı. 22 bin dolar son yayında da söylemiştik. Son destek noktasıydı, son hareketli ortalamaydı. Bitcoin tarafında 20 bin dolar öncesi bana göre son kaleydi. Ama fiyatlanmaların artık oradan giderek uzaklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi şu sorular soruluyor, bu düşüş neden geldi? Ben hep söylüyorum yani Bitcoin ve kripto paralarda her düşüşe bir sebep aramayın. Yani her şey böyle bir sebep silsilesi içerisinde olmuyor. Bazen de olan sebepleri biz bilemiyoruz. Yani bambaşka bir sebep oluyor. Bundan bizim belki yıllar sonra haberimiz oluyor veya işte sadece tek bir elden satış geliyor. Bunu çok bilmek olanaklı değil ama illaki bir sebebe dayandırmak istiyorsanız FED tutanakları gözle görülür. Şu anda tek sebep. FED tutanaklarında ne var? Aslında böyle çok da net bir şey yok FED tutanaklarında ama şunu net bir şekilde görüyoruz. Yani ABD tarafında enflasyonun kafasına iyice vurulmadan bu faiz artışlarında kolay kolay frene basılmayacak. Faiz artışları durdurulmayacak. Bu tutanaklardan bunu net bir şekilde görüyoruz. Piyasada birazcık şöyle okudu. Ya bu sert faiz artışları devam edecek.
zaten sadece Bitcoin tarafında değil, altın tarafında da çok ciddi anlamda geri çekilmeleri hep beraber gördük. Şimdi güncel seviyelere şöyle bir baktığımız zaman artık şu saatten sonra benim beklentim Bitcoin tarafında 20 bin doların ana majör destek seviyesi olarak çalışması. Çünkü oranın aşağıya tekrar kırılması durumunda bu sefer 17 binlere tekrar giden bir senaryo ortaya çıkar ki bu birazcık açıkçası can sıkıcı olur diye düşünüyorum. Orta ve uzun vadede toparlayacağımızdan benim gram şüphem yok. Ama kısa vadede de umarım o taraflara kadar sarkan bir fiyatlama görmeyiz diye düşünüyorum. Destek seviyeleri bunlar. 22.000'in yukarı yönlü de konuşalım. 22.000'in hatta ve hatta 22.300'ün üzerinde kalıcılık olmadığı sürece de problem devam ediyor demektir. Bitcoin tarafında teknik seviyeler bu şekilde. Perşembe günü saat 21.30'da yine biz burada YouTube kanalımızda canlı yayında olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim.